Sevgili bir hanım, geleceğini görmek ister misiniz? Boynunda var bir kolye, iki resim bağlı zincire, biri o, diğeri sen, açar bakar her saniye. Sevgili bir hanım, geleceğini görmek ister misiniz? Senden bekler hareket, edemez konuşmaya cesaret. Sen bir adım atsan ona, o an adım gelecek. Tekrar geleceğini biliyorum. Sevgili bir hanım, geleceğini görmek ister misiniz? Boynunda var bir kolye, iki resim bağlı zincire, biri o, diğeri sen, açar bakar her saniye. Tekrar geleceğini biliyorum. Sevgili bir hanım, geleceğini görmek ister misiniz? Bir görünüp bir kayboluyor, onu yakalamak zor mu zor? Görmeyince üzülüyorsun, senin de yüreğine düşmüş kor. Tekrar geleceğini biliyorum. Sevgili bir hanım, geleceğini görmek ister misiniz? Kısmetinde var biri, mutlu eder seni, hem maddi hem manevi, üyelikten romantik biri. Tekrar geleceğini biliyorum. Merhaba arkadaşlar, bir tarifime daha hoş geldiniz. Bu tarifimde 3 adet projenin birleşmiş hali olan Zoltar'ı ortaya çıkardık sonunda. Daha önceki tariflerimde arkadaşlar ne anlatmıştık? Yazıcıyı anlatmıştık. Nexstone ekranı nasıl kullanıldığını anlatmıştım. MP3 player'ı nasıl çalıştığını anlattık. Şimdi bu üçünü birleştirerek karşınıza bu şekilde bitmiş haldeki projeyi çıkardım arkadaşlar. Üçünden farklı olarak bir adet de MZ80 eklendi. MZ80 de kişiyi gördüğü zaman otomatik olarak artık kişinin falına bakacak. Baktığı falı sesli olarak söyleyecek. Nexstone ekranda yazacak. Ve bize bir adet de yazıcıdan çıktığı verecek. Elime yaklaştırdım. Sevgili hanım, geleceğini görmek ister misiniz? Evet, ikinci ekrana geçti. Bu üçüncü ekran. Çıkar sık sık şehir dışına, bir gün gelecek senin oraya. Kopamayacak sonra senden, yerleşecek evinin yanına. Tekrar geleceğini biliyorum. Bu şekilde tekrar geleceğini biliyorum diyerek de projeyi sonlandırıyoruz. Artık kişi buradaki çıktıyı alıp makinenin başından ayrılabilir. Çıktığımız da bu şekilde. Evet, bu çıktılar arkadaşlar. Daha da güzelleştirebiliriz. Keşke kendi logomuzu falan ekleyebiliriz. Ama bizim şu andaki yaptığımız projede bunlara gerek yok. Gelin isterseniz projenin yazılımını hemen anlatayım sizlere. İlk başta kütüphanemizi ekledik. Bu MP3 çaların kütüphanesi, MP3 player'in kütüphanesi arkadaşlar. MP3 player'i Arduino'da 4. ve 3. pine bağladığımı gösterdim. Ve seriyel haberleşme ile MP3 seriyel olarak tanıttım. Engel var arkadaşlar. MP80'imiz var. Bu 8. pine bağlı Arduino'da ve engelin gelip gelmediğini anlamak için de bir adet engel değişkenimiz mevcut. Bunları daha önceki videoda anlatmıştım. Eğer o videoyu izlemeyip direkt bu videoya gelen arkadaşlar olursa önce o videolara baksın. Yani bu 4 adet bir seri arkadaşlar. Bu Zoltar projesi. Diğer 3 videolara bakarsa bu aradaki anlatmış olduğum komutların veya yazılımların nasıl, ne için kullanıldığını daha iyi anlayacaklardır. Falcının okuduğu ve sistemin içerisinden seçtiği fallar arkadaşlar 4 adet metinden oluşmakta. Yani bu kısacası buna mani de diyebilirsiniz. Yani biz fal diyoruz ama bu kısa kısa maniler arkadaşlar. Bunlar 4 satırdan oluştuğundan 4 adet string adında değişken tanımladım. Okuduğu şeyleri bir arttırması için yer adında değişkenim var. Bunu aşağıda anlayacağız.
Burada ise yazıcının kütüphanesi eklendi. Yazıcı için Arduino'nun 6. ve 5. pinleri kullanıldı ve MY serial olarak yazıcının serial haberleşmesi tanıtıldı. Burada da printer'ı MY serial üzerinden haberleştireceğimi söyledim. SD kart pinleri var. Allah arkadaşlar, biz daha önce anlattığım üzere dosya halinde TXT dosyası olarak kaydettik ve bunu SD karta kaydettik. Sistem içerisinde SD kart okuyucu modülümüz de mevcut. Kontrol pinini 10. pine bağladığımı söyledim. Bunları aşağıda anlayacağız niçin yazıldığını. Serial haberleşme başlatıldı. Bu yazıcı için haberleşme. Burası MP3 player için haberleşme. MP3 player'ın ses şiddetini 25 olarak ayarladım. Printer'ı başlattık arkadaşlar. SD kartı başlattık. Kart yoksa serial ekranda SD kart hatası yazacak ki bu yok şu anda. Yani görmüyoruz hiçbir yerde. Engel pinimizi, yani MZ80'in pinini giriş olarak ayarladık. Ve ilk başta ekran 1'e dallanmasını istedim ki şu anda görmüş olduğunuz bu ekran arkadaşlar ekran 1 olarak geçmekte. Burada ise Nexion ekranda hangi ekranın gösterileceği komutları var. Burada G0 dediği arkadaşlar, bakın geleceğine bak yazımız. Şu anda ekranda akan, şu anda gözükmüyor. Birazdan gelir. Evet, şu anda akmaya başladı. Geleceğine bak yazısını buradan gönderiyorum. Birinci ekran olduğu için. Birinci ekranın görselini 0. Bunlar ise bakın T0, T1, T2, T3 yazıları ise en son dördüncü ekranda çıkacak olan yazılar arkadaşlar. Onun için bunların arka planını 0 yaptım ki şu anda görmüş olduğunuz bu arka planın IP adresi 0. Bunlar nasıl oldu demeyin. Diğer videoları izleyip geldiğinizde anlayacaksınız. Şu anda o videoları izleyip bu videonun gelmesini bekleyen arkadaşlar için anlatıyorum. Çünkü tek tek bunları da anlatırsam arkadaşlar videomuz çok uzayacak. O zaman da siz sıkılacaksınız. Yani o videoları izleyip buraya gelirseniz bunları tamam abi oralara geç, oralara zaten öğrenmiştik diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi TXT dosyasını TXT formatına yazdıracağız. Bunun için de T0'ın ilk baştaki birinci ekranda boş yaptım. T1'i boş, şu anda gözükmüyor. Aslında arkadaşlar bu ekranda da T0, T1, T2 ve T3 var. Ama içleri boş olduğu için ekranımıza gözükmüyor. İkinci ekrana gelelim. İkinci ekranımız neymiş? İkinci ekran arkadaşlar geçiş ekranı. Bu ekranda ise bakın kayan yazıyı sıfırladım. Ekranın IP'si 1 olduğu için, yani ikinci ekranımızın IP'si 1 olduğundan dolayı ikinci ekranın IP'sini 1 olarak gönderdim ve tüm hepsinin arka planını 1 olarak değiştirdim. Bu da üçüncü ekranımız. Üçüncü ekranımızda gene kayan yazımızı sıfırladık. Üçüncü ekranın IP'si 2 olduğu için buralara 2 gönderdim. G02 gönderdim. Yani üçüncü ekranın IP'si 2 olduğu için 2 gönderiyorum. Bu arka plan resmini değiştir demek Nexion ekranda. Bu ise hangi arka planın ekrana gösterileceğini simgeler arkadaşlar. Nexion ekran videomda bunları anlatmıştım. Gelelim dördüncü ekrana. Bu ekran artık son ekranımız ve yazıların yazıldığı ekran. Bu ekranda gene kayan yazımız yok. IP'lerin hepsi 3. Yani buranın hepsi kopyala yapıştır. Sadece şu 3'leri değiştiriyorum arkadaşlar. O yüzden hızlı geçiyorum. Gelelim TX'te. T0'a ne yazdırmışım? 1'i T0'a yazdırmışım. 1 neydi? String olarak tanımladığım bir değişkendi. Peki bu nereden geldi? Aşağıda göreceğiz. T1 ise 2'yi T1'e yazdırmışım. T2'ye 3'ü yazdırmışım. T4'ü de 4'ü yazdırdım arkadaşlar. Şimdi gelelim loop döngümüze. SD kart olmazsa bizim bu proje bir çöp olduğundan dolayı SD kart okuyucumuzun kesinlikle içinde SD kart olmak zorunda. Burayı kapattım. Engel pinden gelen bilgiyi engele attım. Ki biliyorsunuz MZ80 önünde engel varsa 0 bilgisini verir. Değil mi? Önünde engel varsa MP3 player'de 10. sıradakini çal dedim. İkinci ekranı göster, 7 saniye bekle dedim. Burada ne olacak? Elimi yaklaştırdığımda bakın. İkinci ekran. 10. ses çaldı. 7 saniye bekledi. Ekran 3'e geçti. Ekran 3'üm de bu. Kısmetinde var biri. Mutlu eder seni. Hem maddi hem manevi. Üyelikten romantik biri. Bu metni nereden aldı arkadaşlar? Bir sonlandırsın. Sonunu bitirsin. Evet, artık bitirdim. Burada yazan metni nereden aldı? Random olarak 1'den 9'a kadar bir değer seçmesini istedim. Buradan da anlayacağınız üzere sistemin içerisinde arkadaşlar 10 adet, daha doğrusu 9 ve 10 adet
metin var, metin dosyası var. Bu metin dosyalarını birden 10'a kadar sıraladım. Yani başlıkları, daha doğrusu isimleri 1, 2, 3, 4 diye sıraladım. Dedim ki bana birden 9'a kadar random bir değer bul, aldık. Bunu ismin içerisine at. İsmin içerisine de txt'ye at. Burada artık gelen değer 3 ise sonra da txt'ye ekledi. Artık dosyamın adı 3txt oldu. Ne demiştim? Buradaki manileri ben tek tek elimle yazarak birden 9'a kadar adlarını bu şekilde yazdım. Ve SD kartın içerisine attım. Türkçe karakter kullanmıyoruz. Sonra dosya aç dedim. Ama dosyayı hangi dosyayı açacak arkadaşlar? SD kart içerisinde bulunan isim. Yani isim neydi? Random 3 buldu dedik ya rastgele. 3.txt isimli dosyayı aç dedik. Açtı mı? O dosyanın içindeki bilgileri tek tek okunan içerisine kaydet dedim. Ve aynı zamanda da printer'dan yazdır dedim. Buraya kadar bilgileri aldı, printer'dan çıktı verdi ve gelelim Nexion ekrana yazdırmaya. Ve her metnin sonunda dikkat ederseniz burası püf noktası. Ben bu şekilde ayrım yapıyorum. Bakın her metnin sonunda nokta var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Başka metnin içerisinde hiçbir de nokta yok. En sonlarında nokta var. Diyorum ki eğer nokta varsa, okunan metin noktaya denk geldiyse yeri 1 arttır. Çünkü niye ben 1 artı satıra geçeceğim. Sonra bakın yeri 1 arttırdım. Bu sefer gelen metni 2'nin içerisine kaydetti. Buradaki artı ne? 2'nin içerisine hem metni hem de 2'yi kaydetti. Tamam. Yani robot gelirse R'yi kaydetti. Sonra O'yu kaydedecek ya. R ile O'yu beraber kaydetti. İçerisinde R var artık. Sonra B geldi. R, O, B olarak kaydetti. Anlaşıldı mı? Yani artı sürekli üzerine yaz demek. Sonra 2'nin de sonunda noktaya denk geldi. Bu sefer yeri yine 1 arttırdı. Yer bu sefer 2 oldu. Ondan sonra gelen metni 3'e yazacak. Bu şekilde ben ayrım yaptım. Bunun başka bir yöntemi varsa bilmiyorum. Genelde arkadaşlar bilenler bilir. Benim kütüphanelerle veya işte bunun kendi yazılımıyla bir işim yok. Ben bunu düşünürüm nasıl yapabilirim diye. Fazla da araştırma da yapmam ama yaparım genelde de. O kadar çok detaya girmem. Bunu bu şekilde olacağını düşündüm ve bu şekilde yapmaya karar verdim. Belki bunu işte Google'a yazsaydım şu nasıl olur diye daha kısa bir komutu olabilirdi. Ama inanın ben şunu yapmak için belki 2-3 saat düşünmüşümdür. Ondan sonra bu yazılım ortaya çıkmıştır. Ne yazdık? Nexion ekrana da verilerimizi artık yazdırdık değil mi? Daha doğrusu artık yazdırmadık. 1, 2, 3, 4'ün içerisine bilgileri çektik. Ve bakın ekran 4'te artık bu 1, 2, 3, 4'ü gördünüz mü? Artık burada da Nexion ekranımıza bilgileri yazdırmış olduk. Ve 2 saniye bekledikten sonra bakın değer, hala değeri kullanıyorum. Hem ses dosyalarını da sayı olarak kaydettim. 003, 004, 005 diye. Yani atıyorum şimdi burada ne yazdı? Kısmetinde var biri mutlu eder seni. Bu diyelim ki SD kartta 4. sırada. Ben bu sesi burada yazan metni okudum. Ses değiştirme programından değiştirdim. Ve bunu 4 olarak da MP3 bilgilerin içerisindeki SD kartın içerisine yükledim. Anlaştık mı? 2 saniye beklettim. Printer'dan artık çıktısını tamamlattım. Printer'ı ve dosyamı kapattım. Burada görmüş olduğunuz gibi. Sonra 7 saniye bekledim. Demek ki bu işlem 7 saniye sürüyormuş arkadaşlar. Çıkması, bitmesi. Sonra ses 11'i çaldırdım. Gördünüz mü? Ses 11'de neymiş? Tekrar geleceğini biliyorum. Ses dosyası yüklü olduğu için o çaldı. O da 5 saniye sürüyormuş. 5 saniye beklettim. Ve tüm işte yeri 1, 2, 3, 4'ün içerisini boşalttım. Ondan sonra da ekran 1'e tekrar geçiş yaptım. Anlaşıldı mı? Projemiz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tekrar çalıştırayım. Seni biliyorum. Geleceğini görmen ister misin? Aşkın etmiş onu şair, her gün yazar bir şiir, sensin ilham perisi, tüm satırlar sana dair. Evet tamamdır. Projemiz bu şekilde tamamlandı. Dediğim gibi bu proje güncel hayatta olan bir proje. Bu projeyi arkadaşlar gerekli yerlere konduğunda ki buna da bir de para ünitesi konuyor. Bu para ünitesiyle işte 2 lirayla 3 lirayla para yatıyorsun. Sistem otomatikmen aynı bu şekilde falını okuyor. Nexion ekran kullanılmıyor. O projede arkadaşlar bir maket var.
daha doğrusu kukla gibi, içerisindeki değişik motorlarla o kukla hareket ediyor. Kafasını falan sağa sola çeviriyor ve size de bir kart şeklinde yazan metni veriyor. Aynı bu şekilde de okuyor. Ben de arkadaşlar bu projeyi evimde kendi imkanlarımla bu şekilde yorumlamış oldum. Tamamdır. Bir sonraki tarifimde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.